Sevgili Loji TV dostları, hepinizi saygı ve sevgiyle fuarın ikinci günden selamlamaya devam ediyoruz. Fuardaki tartışılmaz ki birçok röportajımız birbirinden renkli geçti ve sevgili Eylül'e denk geldik. Sevgili Eylül, ikinci kuşak sektörün içerisinde, sektörde dolu dolu gelen bir kardeşimiz, yönetim kurulu üyesi. Biz önce kendi sesinden onu bir tanıyalım istiyoruz. Sevgili Eylül, seni bir tanıyalım. Ben Eylül Tan, Tan Grubun yönetim kurulundayım. University of Edinburgh'da Computer Science and Management Science okuyorum. Üçüncü sınıfım. Daha sonra umarım sektöre dahil olup sizlere destek olmayı planlıyorum tamamen. Şaşırdım gerçekten, müthiş bir enerji. Şimdi sana şunu soracağım. Birinci kuşak 25-30 yıldır geliyor tartışılmaz ki. Artık bizim ikinci kuşağa, üçüncü kuşağa ihtiyacımız var. Bir ikinci kuşağı konuşalım. İkinci kuşak olarak lojistiğin geleceğini nasıl görüyorsun ve sen yönetim tarafına geçtiğinde sektöre hangi devrimleri ya da TAN grubuna hangi devrimleri yapmak istiyorsun? Yani sektörün biraz daha kurumsallaşıp resmi alanda da desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda teknoloji entegrasyonunun sektörde artmasının, yapay zekanın sistemlerde dahil olup işlemlerin hızlandırılması ve süreçlerin daha smooth bir şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak kendim de computer science okuduğum için teknoloji alanında bir destek ve backup gerektiğini düşünüyorum sektöre ilerleyen senelerde. Samimiyetle söylüyorum sevgili Eylül, seni dinleyince ayaklarım yere daha sağlam bastı. Çünkü benim gençlere ne kadar önem verdiğim ortada. Bir loji kampüsümüz var. Gençlerle inanılmaz dolu dolu şeyler yapıyoruz. Sektörün içerisinde hep bazen işte Z kuşağı vesaire kuşaklardan şikayet ediliyor ama ben şu an seninle röportaj yaparken inanılmaz baban adına, şirket adına duygulandım. Çünkü ikinci kuşak, üçüncü kuşak tarafında hep bir endişe vardır. Ya işte nasıl olacak, yapabilirler mi vardır ama çok daha küçük genç yaşına rağmen ben tereddüt etmeden TAN grubunun kesinlikle bir koltuğunun sana teslim edileceğini endişesiz düşünüyorum. Gerçekten seni yetiştirenleri kutluyorum. Peki sektördeki gençler için ne düşünüyorsun? Yani sektörde çok fazla background'dan genç var. Bence biraz daha motive bir şekilde ve bu sektörün daha ileriye atılabileceğini düşünerek o motivasyonla çalışılırsa, hani yeni gelen nesilde de o motivasyon artarsa çok daha iyi yerlere gidebileceğini düşünüyorum. Hani kendi yaş grubuma söyleyebileceğim şey, hani sektörden umudu kesmeyip kendileri biraz değişimlere yön vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizden önceki nesil bildiği şekilde yapıyor. Yeni bir şeyleri ancak biz katabiliriz. Onlar da bu motivasyonda olursa kendi yaşadıkları problemleri de aslında kendileri çözebilirler diye düşünüyorum. Müthişsin. Daha önce fuarlara katıldın mı? Daha önce hayır. Hep yurt dışında oluyordum fuara girdiğimiz senelerde. İlk defa bu sene denk geldim İstanbul'dayken. İzmir'deyken pardon. Peki bu fuarı ben düzenleseydim şu da olsun dediğim bir şey gördün mü? Kesinlikle uluslararası müşteri ve uluslararası şirketlerin de dahil olması networking açısından bütün şirketler için bence daha iyi olurdu. Ama onun dışında süreç ve ortam gayet güzel. Son sözlerinle programı kapatalım istiyorum. Yani yeni nesil motivasyonunu kaybetmesin. Değişimi biz yaratabiliriz. Herkes aldığı eğitimle beraber bu sektöre bir şeyler katmak için çalışmalı bence. Çok teşekkür ediyorum değerli vaktiniz için. Çok teşekkürler. Gerçekten gençlere mikrofon uzattığınızda ya da koltuğu verdiğinizde ya da onlara imkan tanıdığınızda gerçekten görüyorsunuz neler olabiliyor. Çok spontane bir alandı. Daldık içeriye, sevgili Eylül'ü görünce de mikrofon uzattık. Ben inanılmaz duygulandım ve gururlandım. İnşallah çok daha dolu dolu gençlerle bu alanlarda Türkiye'nin geleceğini onlarla yazarız. Her zaman söylediğim gibi sevgiyle kalın, lojistikle kalın ve tabii ki Loji TV'de kalın. Görüşmek üzere.